Merhabalar. Bugün çok hafif bir patates salatası yapacağız beraber. Ezme patates salatası. Özellikle havalar ısınmaya başlayınca yavaş yavaş bahar salataları ve yaz salataları ortaya çıkıyor ve bugün de bu patates salatasını yaptım. Bunun yanında patlıcan piyazı ve çoban salatası ızgaranın yanına yapıyoruz bugün. Ve böyle gözüküyor. İçinde inanın bana çok az malzeme var ama tadı muhteşem oluyor. İlk önce patateslerimizi haşlamakla başlıyoruz. Çabuk soyulsun istiyorsanız bir püf noktası vereyim size. Haşlama suyunu döktükten sonra tencereye hemen soğuk su doldurun. Ve içinde veya başka bir kapta su içinde patatesleri bekletin. Ve inanın bana o kadar güzel soyuluyor ki patatesler. Ve ince kabuklu olmalarına rağmen bu patatesleri çok kolay soyuyorum gördüğünüz gibi. Patateslerimizi soyduktan sonra sıcak olarak, bu da çok önemli, ezmemiz gerekiyor. Bunun için ya böyle bir ezme aleti kullanabilirsiniz veya çatal veya elinizle de yapabilirsiniz. Bunu almadan önce hep elimle genelde ezerdim. O da oluyor ama patatesler soğumayacak, yani hafif sıcak kalacak. Bu çok önemli. İleride baharatları daha iyi içine çekiyor çünkü. Ezme işlemi bittikten sonra zeytinyağı katıyoruz. Ve limon sıkıyoruz. Ve tuz, karabiber ve kimyon ekliyoruz. Bütün malzemeleri miktarını videomun altındaki açıklamada bulabilirsiniz. Ve tekrar ezerek veya çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Salataya kuru soğan kullanmadığım için bolca taze soğan kesiyorum. Şimdi maydanozlarımızı önce ayıtlıyoruz. Sadece kalın saplarını ayırıyorum. İnce sapları kalabilir. Ve hepsini bir araya alıp doğruyoruz. Şimdi yeşillikleri patates ezmesinin içine iyice çatal yardımıyla karıştırıyorum. Hafif ezme patates salatası böylelikle bitmiştir. Çok az malzemeyle yapıldı ve az malzemesine göre tadı da çok güzel oluyor. Özellikle daha fazla dışarılarda, balkonda veya bahçede oturmaya başlayınca böyle hafif salatalar çok güzel. Burada da köpeğim Luna salatayı yaparken devamlı beni izledi. Şu an gölgede oturuyor, dinleniyor. Ve burada da bahçemi görüyorsunuz. Ve temiz havada, bahçede, kırda veya balkonda böyle hafif salataları yemeye bayılıyorum. İster bir ana yemeğin yanına, ister sadece böyle ve yanına başka çeşit salata veya börek, poğaça da olabilir. Az malzemeyle olduğu için bu salatada yağ oranı, limon ve tuz oranı çok önemli. Bunu güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Benim kendi ağız tadıma göre size miktarını aşağıda videoda verdim malzeme listesinde. Evet, burada da patlıcan piyazımı görüyorsunuz. Yanına onu yaptım. Ve bir de çoban salatası ve tabii ki ızgara olarak da daha ana yemeğimiz de var. Patlıcan piyazı ve çoban salatası tariflerimi merak ediyorsanız bunları da videoya çektim ve önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Bu yüzden kanalımı izlemeye devam edin veya abone olmayı sakın unutmayın. Ve umarım tarifim hoşunuza gider ve denersiniz.
Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.